Merhaba değerli Kodlama Vakti takipçileri. Java'da bu dersimizde database bağlantısı konusuna gireceğiz. Database'imiz veri tabanı. Veri tabanı nedir? Kısaca anlatmak gerekirse veri tabanları bizim verilerimizi tuttuğumuz bir Excel gibi düşünebilirsiniz. Kayıtları tuttuğumuz yerler. Ve Java'da da veri tabanlarına ihtiyaç duyuluyor bazı büyük veriler tuttuğumuzda. Ki eminim buraya kadar, bu derse kadar geldiğinizde veri tabanının ne olduğunu biliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Ayrıca veri tabanı sorgularını da çok anlatmayacağım. Zaten örnek yaptıkça görürüz. Ben veri tabanı için MariaDB'yi kullanıyorum. Bu da MySQL'den altyapısını kullanan bir veri tabanı. Daha kolay kullanımı, kurulumu daha kolay, hatasız olduğu için ben MariaDB'yi seviyorum. Buradan MariaDB'yi download edip bilgisayarınızı kurmanız gerekli ilk önce. Normal bir kurulma işlemi ve kurarken de sizden zaten kurma işleminde soruyor. HeidiSQL diye bir program daha kurayım diye. Evet, onun kurmasını isteyin. Eğer orayı kaçırdıysanız da yine HeidiSQL yazarak Google'a buradan HeidiSQL'i indirebilirsiniz. Bu HeidiSQL programı sayesinde biz MariaDB adındaki veri tabanına bağlantı sağlayacağız. O yüzden lazım. Daha sonra bu iki işlemi indirdikten sonra ise burada MariaDB Connector, Google'a MariaDB Java Connector yazdığınızda böyle bir sayfa açılması lazım. Hatta ben yazdım MariaDB Java Connector diye. İlk çıkana tıkladım ve burada açılan sayfada download deyip burada MariaDB Connector jar files, yani jar dosyasını indirin. Şurada tıklayın üstüne. Buradan açılan ekrandan ise şu jar dosyasını indirmeniz yeterli. Bunu indirelim biz de. Burada bu jar dosyalarını çok güvenmiyorum. Chrome önceden jar dosyalarına çok iyi saklanırdı ama siz burada saklı deyip bunu da masa üstünüze çıkararak işlem yapabilirsiniz. Veri tabanını kısmımız bu kadar. İndirme kısmı. Daha sonra HeidiSQL'i çalıştırdığınızda şöyle bir ekran gelecek size. Bu ekranda şu kısım da olmayacak. Şuradan yeni deyip bu kısmı açacaksınız. Şu kısımlar boş gelecek. Hatta yani şöyle gösterebilirim. Şunlar otomatik geliyor. Burada sadece değiştirmeniz gereken şey, bir de MariaDB kurarken bir port seçmeniz gerekecek. O portu sakın unutmayın. Nasıl yani, o portun sayısı önemli. Buraya ben portu 3325 seçmiştim. Bir de şifre seçmiştim. Siz de aynı şekilde port 3325 bir tane de şifre seçin. Daha sonra kullanıcı adı hep root olacak. Root kök demek. Sadece bunu yaptıktan sonra aç dediğimizde bizim veri tabanımız, benim şu ekranımda açıldı. Bir saniye. Veri tabanımız açılmış olacak. Bu bizim benim daha önceden oluşturduğum veri tabanlarım. Şimdi gelin sizlerle de bir tane veri tabanı oluşturalım. Burada sağda boş bir yere tıklıyorum. Yeni oluştur deyip bir veri tabanı diyorum. Biz ne yapalım? Kar adı altında araba adında bir veri tabanımız olsun. Ve veri tabanının içinde tablolar olacak. Benim mesela bu tablomun adı ya da biz kar diyelim. Yeni bir tablo oluştururum. Tablolar artık benim veri tutacağım yerler. Ben buna da kar diyorum. Karslar, arabalar tablosu olsun. Araba veri tabanında arabalar tablosu. Ben şurada adını yazdım buraya. Burada yeni ekle dediğimde buraya ilk önce bir tane ID eklemem lazım. Veri tabanı biliyorsanız buraları atlayabilirsiniz. Bilmiyorsanız da bir tabloda benzersiz bir alan bulunmak zorunda ve biz de buna kar ID diyoruz. Veri integer olacak. Uzunluğunda vermemiz, null'a izin vermemiz, yani boş girilemez olacak. Varsayılan değerine geldiğimde auto increment, yani otomatik artacak. Yani ben bu değer hani yeni bir şey eklediğimde bu otomatik artacak kendisi. Daha sonra buna, bu kısma sağ tıkladım, bakın bu mavi alanı, yeni bir indeks oluşturup buna da primary, yani birincil anahtar diyorum. Çok veri tabanlı dersine girmek istemediğim için konularını bu üstün körü anlatıyorum. Eğer çok veri tabanlı bu kısımları anlamıyorsanız veri tabanı derslerini izleyebilirsiniz. Buradan kendinize fikir oluşturabilirsiniz. Yeni bir kar ID oluşturdum ve arabamın ID'si hazır. Şimdi geliyorum. Ben burada kar ID diye adlandırdım. Ben tablonun, hatta Cars ID, tablonun ismiyle adlandırırım. Hep böyle benim alışkanlığım. Cars'ın adı olsun. Adını integer değil de bu sefer varchar yapacağım. 255 olsun boyutu. Null olabilsin. Varsayılan da null olsun. Her zaman null yapmakta fayda vardır. Cars'ın hızı olsun. Speed. Bu da integer olsun. yani Allah izin verirsin. Bu şekilde 3 tane alan eklemiş oldum. Daha sonra bunu kaydet dediğimde benim veri tabanım oluşmuş oldu. Kar veri tabanının içinde Kars adında bir tablom oluşmuş oldu. Ben bu Kars'a tıkladıktan sonra, bu ekrana tıkladıktan sonra veriye tıkladığımda bu veri tabanındaki verileri görüyorum. Şu an içi boş. Burada yine boş alanına sağ tıkladım. Bir tane satır ekledim. Ve böyle bir alan geldi. Satır geldi. Tıklıyorum. Çift tıklıyorum. Null geldi default olarak. 1 diyorum. ID'si 1 olsun. Adı get olsun. Hyundai get. Hızı da 200 olsun örnek veriyorum. Bakın benim veri tabanına verim eklendi. Burada da bakacağınız gibi insert into dediğimde bu eklemeyi yaptı veri tabanına. İkinci bir ID'li bir şey ekleyemem. İşte primary key yapmamızın sebebi de bu. Şimdi veri tabanını oluşturduk. Okey. Gelin bu veri tabanına Java'da nasıl erişeceğiz? Bunun için Java'da hazır SQL sınıfından kütüphanesinden kullanacağımız sınıflar sayesinde basitçe ekleme yapabileceğiz. Bunun için ilk başta bizim bir tane connection adında bir sınıfa ihtiyacımız var. Ben bu connection sayesinde Java'da veri tabanıma bağlantı sağlayacağım ve import. Şuradan Java SQL'den import edelim bunu. Başka kütüphaneler çıkabilir. Java SQL connection import ettim. Hiçbir sıkıntı yok. Hatta ben hiç sıkıntı olmamak için yıldızlayıp hepsini import edeceğim. Çünkü birçok şeyi kullanacağız burada. Tek tek import sağlamayalım. Şimdi null yaptım. Null yapmasam da olurdu. Ben şimdi veri tabanına bağlamam için biraz önce Java Connector indirmiştik sizlerle beraber. Benim Connector'ım nerede? Şurada. Açalım. Benim Connector'um burada. Siz de Connector'ı alın. Şöyle sürükle bırakın şu an şeyimin içinde. Burada DB Project'in içine atın. Kopyala diyebilirsiniz. Kopyala diyeyim bu arada. Link'te deyince kısa yol oluşturuyor. Kopyalanı da bunun içine geldi. Ben bu dışarıdan eklediğim aslında bir kütüphane gibi düşünebilirsiniz. Benim bu projeye bunu dahil etmem lazım. Buna sağ tıklıyorum. Daha sonra build path diyorum ve configure build path diyorum. Burada libraries yani kütüphaneler kısmına girdiğimde modül path'e tıkladığımda bakın kütüphaneler modül path add jars yani jar dosyası ekleye tıkladığımda ben hangi projeydim? Bu projenin içinde atmıştım. Bu MariaDB'yi seçtiğimde ve apply and close dediğimde benim artık bu kütüphanem bu projeme eklenmiş oldu gördüğünüz gibi. Diğer projeleri de bu şekilde, kütüphaneleri de bu projeye bu şekilde ekleyebilirsiniz. Artık benim bu MariaDB'de kullanarak ekleme yapmam lazım. Şimdi ben connection sınıfımı yazdım değil mi? Yazdım. Şöyle null demeyeyim şimdi hata vermesin dedim. Bunun için bir driver manager'e ihtiyacım var. Driver manager sınıfına ihtiyacım var. Bunun da get connection sınıfına ihtiyacım var. Bunun içine ise ben bağlanacağım verileri gireceğim. Nasıl? Şimdi diyoruz ki JDBC yani Java Database Connection servisine yararlanacağız. JDBC dedim. 2 nokta koydum. Benim türümde yani veri tabanı türümde MySQL de olabilir. Başka SQL tipleri de olabilir. Bizimki şu an MariaDB olduğu için MariaDB yazdım. Sonra buna tekrar 2 nokta üst üste koyup 2 tane slash koydum ve dedim ki bu localhost yazıyoruz buraya. Yine 2 nokta üst üste koydum. Benim portum neydi? Bakın şurada HeidiSQL'e girerkenki portumuzu yazıyoruz. 3325 benim şu anki portum. Daha sonra slash diyorum. Ben hangi veri tabanına bağlanacağım? Kar veri tabanına bağlanacağım. Daha sonra şu kar veri tabanından kullanıcı adım root ve bu aslında şu an webciler bilir. Get parametre yazıyoruz URL olarak. Kullanıcım user eşittir root dedim. Root'tu giriş yaparken. Password'um ise benim şu an için şöyle basit bir şifrem vardı. Tabii şifrenizi basit yapmayın. Bu şekilde ben şu şeyle veri tabanımı oluşturuyorum. Şu string ile bu get connection bunları ayırarak anlıyor. Diyor ki mesela burada veri tabanı türü MariaDB. Localhost yani benim bilgisayarım lokal bir host olarak görülüyor. Localhost 33.25 portunda kar veri tabanında kullanıcı adı root şifresi de password da şu olan veri tabanına bağlan diyor. Bu önemli. Bu şekilde bağlandığımı sağlamış oldum. Hatanın sebebi üstüne geldiğiniz gibi de göreceğiniz gibi exception hatası. Ben direkt bunları try catch içine de yazabilirim. Şu an sadece troughs'ları öğrenmiştik. Çünkü burada birçok veri tabanı işlemi yapacağız. SQL exception'ı dahil etmem benim için yeterlidir. Şunu etmem yeterlidir. Bu hatadan da kurtulacağız. Bakın çalıştırdığımda bir hata almıyorsak bizim veri tabanımız, bağlantımız sağlanmış demektir. Bu önemli. Yoksa zaten direkt chat diye bize burada exception'ları verecekti. Şimdi veri tabanına bağlandım. Tamam da şimdi ben veri tabanında işlemler nasıl yapacağım? Önemli olan nokta işte burası. Ben bu C connection'ımın üzerinden artık veri tabanına bağlantılarımı sağlayacağım. İlk muhabbetimiz statement'lar. Yani biz veri tabanında işlemler yaparken statement sınıfından yararlanıyoruz ve bir statement'ın içine sorgu atıp bu statement'ları çalıştırıp bunun karşılığında da değerler alıyoruz. Şimdi de statement sınıfımızı çağıralım. Statement sınıfını nasıl çağırıyoruz? Statement yazıyorum. Statement st dedim adına. Bakın burada connection'ımı belli edebilmek için, yani bu statement'ı oluştururken benim karşılığında bir şey vermem lazım. Bağlanmış bir değer vermem lazım. C nokta create statement dediğimde bu zaten içinde bana statement sınıfını oluşturuyor. Ben de bunu içeride bir tane statement atamış oldum. Şimdi ben bu statement'ın içerisine veriler SQL yazabilirim. Nasıl? Şimdi ilk önce veriyi çekmeyi görelim mi? Yok. İlk önce biz bir veri ekleyelim statement'ta. Veri tabanımıza nasıl veri ekleyeceğiz? İlk önce benim veri tabanıma geliyorum. Tekrar bir bakıyorum. Nerede? Şurada. Cars ID, Cars name ve Cars speed var. Ben bir sorgu yazmam lazım. Sorgumu string olarak yazabilirim. QR diyorum. İngilizce karşılığı. Insert into demek veri tabanında bir tabloya veri eklemek için kullanılır. Insert into hangi tablo eklemek istiyorum? Kart tablosuna. Daha sonra hangi parametreleri vereceğim? ID'leri vermiyoruz. Çünkü auto incremented, o kendisi otomatik artacak. O yüzden ben ID'yi yollamayacağım. Diyeceğim ki cars'ın name'i ve arabanın hızını yollayacağım. Bu verinin gideceği yerler. Bunlara values, yani bunun değerleri olacak. Değerlerine mesela şöyle yazmamız lazım string olduğunu belirlemek için. Mercedes hızı da 100 olsun. Bu benim query'im, yani sorgum. Şimdi ben bu sorguyu nasıl çalıştıracağım? Önemli olan nokta burada. Bir tane st.executeUpdate diyorum. ExecuteUpdate ve bunun içine ben query'imi atıyorum. String'imi, yani bu sorgumu bunun içine attım. Direkt bunu bunun içine de yazabilirdim. Çok yan tarafa gitmesin diye yazdım. Ve bu şekilde ben bu sorguyu çalıştırmış oldum. Database'ime bağlantım sayesinde. Ve bir statement oluştururum. O statement'ı da burada çalıştım. Her işlemden sonra statement'ı da close etmeyi unutmayalım. Bu da önemli bir nokta. Şimdi bu aslında execute update'i kullandığımızda geriye bir işte ne kadar işlem yapılıyor? Insert ettiyse bir, etmediyse sıfır yollaması lazım. Int sonuç diyelim. Yani bir değer integer değer döndürecek bana. SSO deyip sonucu bastıralım. Bakalım ne olacak. Gelin ben bu programı çalıştırdığımda hiçbir hata almadım ve 1 aldım. Geldim burada SQL'ime F5 dedim. Bakın 2'yi vermemiştim. Auto increment olduğu için otomatik artacak. Mercedes ve 100 diye girdi. Bakın ben sorgumu çalıştırmış oldum. Şimdi bu statement kullanımı, bir de prepared statement'lar var. Onların da kullanımına bakalım. Nedir onların kullanımı aslında? Şöyle söyleyebiliriz. Ben mesela bu Mercedes ve 100'ü kullanıcıdan alalım. Şimdi ne yapmamız lazım? Scanner sınıfından. Scanner işte ne? Scanner sistem in demem lazım. Ve scanner sınıfımı import etmem gerekli. Ettikten sonra mesela CSO diyelim. Araba adı. Şöyle. String name scan nokta next line olsun, hatta bir sonraki satıra insin. Bir de araba hızı diyelim. Ve integer speed eşittir scan nokta next int diyelim. Ve ben kullanacağım bu değerler aldıktan sonra buraya nasıl atamam lazım bunları? Buraya mesela string'i şöyle kapattım. Name dedim. Tekrar kapattım string'i. Speed hatta şöyle olacak. Virgül şuraya gelecek. Bakın karışıyor iyice. 100 olacak. 100 olmayacak tabii ki. Bu burada olacak. Speed diyeceğiz. Ve bunu böyle yaptığımda sorun olacak mı? Olmaması lazım ama bir bakalım. Şurada da artı olması lazım. Stringleri birleştirirken. Yani ben kullanıcıdan aldığımda değeri bunu bir sorguya çekmem lazım. Sorguya getirmem lazım. Ve bu şekilde yazdım. Bakın ne kadar zor oldu ve kafa karıştırıcı. Bunu da çalıştırdım da aslında. Çalışacak. Diyelim ki BMW diyelim. Arabanın hızına 100 diyelim. Ki şurada sistem ad print diye kalmış. Ben 1 diye cevap verdi zaten. Buraya da BMW eklenmiş oldu. Bu şekilde kullanıcıdan da veri alabiliyoruz ve burada sorguları işletebiliyoruz. Şimdi burada ama gördüğünüz gibi burada belki kullanıcıdan 10 tane veri alacağız. Veri tabanı 10 veri ekleneceğiz. Ve burada kafamız elbet karışacak. Burada işte prepared yani hazırlanan statement'lar. Türkçe karşılığı öyle düşeni. Bilirsiniz onlar geliyor. Nasıl prepared statement'ların kullanımı onlara bakalım. Ben şu sorgumu kısmı alıyorum yorum satırına ve prepare statement'lara geçiş yapıyorum. Bu da aynı statement gibi prepared statement şeklinde ve adına pt dedim. Şeklinde oluşturuyor ve ben yine connection'dan yeni bir prepared statement oluşturuyorum. Bunun içine de sorgumu yazıyorum. Bu sorgu yine şöyle yazalım. Şimdi sorgunun yazılış şekline bakalım. Q dedim bu sefer adına. Şuraya da eşittir dedim. Insert into yine cars. Aynı şekilde şu kısmı yazıyoruz. Cars name, cars speed yazdık. Value bunların değerleri nedir dedik. Şu sıralama önemli. Bu arada şu sıralama şu sıralamayla aynı olmak zorunda. ID'yi saymadan şu sıralamayla aynı olmak zorunda ve bu sıralama neyse tabii ki yanındaki sıralama da value'daki sıralama da aynı olmak zorunda ama bakın ben buraya soru işareti ve soru işareti koydum. Sıkıntı var mı? Bence yok. Neden? Çünkü ben bu soru işaretlerini aşağıda değiştireceğim. Değer atacağım. Ben string'imi bunun içine attım. Direkt dediğim gibi şunu da alıp bunun içine yazabilirsiniz. Ben bunu yaptıktan sonra gelin şu soru işaretlerine değer atama yapalım. Nasıl atama yapacağız? pt.set string diyorum. Çünkü ilk değerim string. Cars name'im string dedim. String dedim. Diyor ki hangi sıradaki soru işaretini değiştirmek istersin? Ben ilk soru işaretini değiştireceğim diyorum. String olarak değiştireceğim bunu. Ve değerine de BMW dedik. Tofaş diyelim. Değeri tofaş olsun. Şimdi bir de integer varmış yanına diyorum. Set integer. Buna ne değer gireceksin diyor. Ben ikinci soru işaretim olan kısma diyeceğim ki bu sefer de hızı 100 dedim. Bakın bu şekilde ben statement'larımı oluşturdum. Yani hazırlanan statement'lar. Çünkü ben bunu sonradan hazırlıyorum. Direkt sorgu çalıştırmıyorum. Daha sonra dedik ki yine pt. ST'de yani statement'larda olduğu gibi execute update diyerek işlemimi gerçekleştiriyorum. Bakın bunu çalıştıralım. Tabi burada şeyleri gelecek. Hatta şöyle tofaş demeyelim. Biz kullanıcıdan alıyorduk ya. Name speed diyelim. Kaydettim. Araba adı. Şimdi yazıyorum. Tofaş 100 dedim. Ve ekleme yapmadığına bir bakalım. Geldim buraya F5'e bastım. Gördüğünüz gibi ekleme yaptı. Bu da prepared sınıf statement'lar oluyor. Çoğu zaman bunları kullanıyoruz. Ama mesela hiç böyle sorgu yaptığımızda basit sorgularda statement'ları kullanabilirsiniz. Bu tamamen kullanıcının kendine kalmış. Tabi burada daha az kod yazıyoruz ama buradaki şu karışıklığı bu şekilde önlemiş oluyoruz. Yani burada aslında şu. Ben şunu şurada da yazabilirim. Yani burada işte bir sıkıntı olmuyor. İkinci değeri. Burada bir hazırlama işlemi gerçekleştiriyoruz. Bu da bu şekilde. Şimdi biz prepared statement'ları gördük. Şimdi bir de biz select diyerek veri tabanından veriler çekiyoruz. Bu verileri çektiğimizde nasıl kullanacağız diye soracak olursanız result setler var. Result setler nedir? Onlara bakalım. Ben bir sorgu sorduğumda bana geri dönülen cevabı verecek. Yine bir statement oluşturuyorum. Statement set eşittin connection'ın statement'ını oluşturuyorum. Şimdi bir de result set oluşturuyorum. Result set. RZ. Niye result set? Burada set kümeler biz collection'larda da görmüştük aslında. Benzersiz olacaktır. Çünkü hepsinin ID'si benzersiz. Öyle düşünebilirsiniz. RZ dedim adına. Bu da st.execute query'yi çalıştırdığımızda. Bakın burada execute update'i çalıştırıyorduk. Bu ekleme çıkartma işlemleri yapıldığında kullanılır daha çok. Bu SQL çalıştığında dönen değer nedir? Mesela insert ettiyse 1 döner, etmeyse 0 döner. İşlem sonucunu döndürüyor. Biz burada yapıp yapmadığını anlıyoruz. Execute query'de ise biz select gibi sorgu yazdığımızda bize geri dönen sorguları döndürür. Query dediğimde ben buraya mesela elimle yazabilirim tekrar. Select, from bu veri tabandan tablodan veri çekmedir. Kars'taki tüm verileri çeker sorgu bana. Select dediğim için Kars ID'yi, Kars name'i ve Kars speed'i de getirecek dedi yanında. Peki ben bunu nasıl alacağım? Burada bir hata. Statement'ta ne hatası var? Duplicate. Aha, ben burada statement'ı yazmıştım zaten. Şurada yazmıştık. Geldim burada ST yazmıyorum tekrar. Ben bunları nasıl alıyorum? Bir while döngüsü, iterator mantığıyla çalışıyor bunlar. Bir set çünkü collection gibi düşünebilirsiniz. Hatırlayın, bilmiyorsunuz o dersleri de. Önceki collection derslerimizden bakabilirsiniz. Next'te yani bunun ilerisi var mı diye bakıyorum bir sonraki değeri. Varsa o bir sonraki değeri alacağız aslında. Ben şimdi sırasıyla gezecek. Mesela bana şunları tek tek üçünü beraber döndürdü ya. Bunları tek tek while döngüsüyle gezecek. Bu ilki bu, ikinci bu, üçüncü bu şeklinde. Ben şu veri tabanı tablodaki kolomlar bunlar, sütunlar, kolomların adlarıyla bu verileri çekebilirim. Diyorum ki rs.getStrings'e tipi. GetString ne diyeceğim? Cars name, arabanın adını getir. Bir de rs.getInt'ti bu da. Tabi içindeki değer string olacak. Geri döndürüldüğü değer önemli. Cars ID değil. ID'yi getirmeyelim. Hızını getirelim. Hatta başına da şeyleri getirelim. Böyle. ID'sini de getirelim. rs.get integer olacak bu da. Cars ID dedik. Bir hata olmadığını düşünüyorum. Kodu çalıştırdığımda benim veri tabanına ekleme yapacak şunları da. Şu anda kaldıralım. Veri çekeceğiz sadece. Bakın veri tabandaki değerlerimi tek tek getirdi bana. Bu sıralama ile. Yani benim sorgumu çalıştı. Bu sorgu sonucunda dönen değerleri kullandık. Burada aslında ben bu sorguyu HeidiSQL içerisinde sorgu kısmına da yazdığımda direkt şöyle yazabiliriz. Sorguyu çalıştırma kısmı neredeydi? Bakın bu değerler dönüyor bana. Aynı şey gidiyor Java da yapıyor. Bu değerleri alıyor. Sana result setlerin içine atıyor. Sen de bu şekilde result setlerin içinden bu değerleri alabiliyorsun. Bunları alıp bir array'lerin içine de atabiliriz. Array listlere atabiliriz. Yeni bir nesne de üretebiliriz. Bu şekilde işlemlerimizi sağlıyoruz. Java'da veri tabanı kısımları bu şekilde. İşte delete kısmını da sadece sorguları değiştirerek halledebilirsiniz. Bunlar için SQL bilmeniz gerekiyor. Bu dersimiz bu kadardı. Bir sonraki dersimize görüşmek üzere.